Merhaba arkadaşlar. İkinci kursumuzun ilk dersi. Şimdi ikinci kursumuzda neler anlatacağız? Geçen ders bir hatırlayalım. Bir data dosyasının oluşturulmasını görmüştük. Kayıtların doktor arkadaşlar tarafından ya da uzman hemşireler tarafından kayıtların SPSS'te tutulmasını tavsiye ettik. Ve buna bağlı olarak da çeşitli SPSS data dosyasıyla ilgili açıklamalarda bulunduk. Şimdi bir data dosyasını rahatlıkla artık oluşturabildiğimiz için data dosyası ile ilgili çeşitli işlemler yapma, ek değişkenler yaratma konusunda bazı işlemler yapacağız bu dersimizde. Şimdi öncelikle SPSS'in bütün menülerini kullanmayacaksınız. Sadece gerekli olanlarını öğreteceğim. SPSS gerçekten derya deniz bir program. Araştırıcılar tarafından çok kolaylıkla öğrenilebilen bir program. Ancak kendi işinize yarar kadarıyla bilmeniz yeterli olacak. Çünkü çok daha detaylı bir program. Şimdi öncelikle en fazla kullanacağımız bazı menülere göz atalım. Örneğin transform menüsü çok işimize yarayacak. Mesela transform menüsünde diyelim ki deneklerin doğum yıllarını girmişiz. Doğum yıllarından yaşlarını hesaplayacağız. Başka mesela ne olabilir? İşte boyları ve kiloları var. Boyları ve kilolarından diyelim ki vücut kitle indekslerini, beden kitle indekslerini hesaplayacağız. Bunları yapacağız. Ya da diyelim ki işte beden kitle indekslerini bulduktan sonra onları bir kategori edeceğiz. Farklı işte zayıf, orta, obez şeklinde ya da farklı sınıflandırmalarla beden kitle indeksine göre sınıflandırabileceğiz. Bununla birlikte daha birçok işlemlerde yapma şansımız var. Şimdi bu dediğim işlemlerin hesaplama kısmını yapan menü nereden çalışıyor? Transform'dan. Transform yeni değişkenler yaratmak için yapabileceğimiz işlemleri kapsayan bir menü. Transform'dan compute'e girdiğimiz zaman compute hesaplama demektir. Hesaplama ile ilgili işlemler yapılır. Örneğin mesela şimdi doğum yaş diye bir değişken tanımlayalım. Yaş. Deneklerimizin yaşını hesap edeceğiz. Şimdi yaşını hesap edebilmek için elimizde olan şey nedir? Doğum yılı. Peki ne yapmamız gerekiyor? Bulunduğumuz yıldan 2015 bulunduğumuz yıl eksi 2000, bakın target variable diyor. Yeni yaratacağımız değişkenin adını buraya yazıyoruz. Yaş. İstersek buraya label ve tip ekleyebiliriz. İşte yazabiliriz. Deneklerimizin yaşları, deneklerimiz çok da önemli değil. Yazmamız da illa gerekmiyor. Yaşlar nümerik olduğu için nümerik olarak kalacak. Continue dedik. 2015 eksi, burada doğum yılı var zaten. Doğum yılını çıkarttığımız zaman yaşlarını bulmuş olacağız. Şimdi bunu OK dediğimiz zaman formülü çalıştırmış oluyoruz. Yaş eşittir 2015 eksi doğum yılı. OK dedik. Bakalım işlem yaptı mı? Bakın SPSS yaptığınız, hesapladığınız değişkenleri en sona atar. Dolayısıyla en sonda bizim yaş diye bir değişkenimiz oluştu. Şimdi bu değişkeni eğer biz şeyde kodlamak istiyorsak, buradaki doğum yılının yanına getirmek istiyorsak ne yaparız? Şuradan tutarız. Bakın böyle sürüklememiz çok kolay. Tuttuğumuz gibi sürüklüyoruz. Evet, doğum yılının yanında. Burada olursa daha iyi kontrol edebileceğimi düşündüm. Dolayısıyla buraya aldım. Şimdi şöyle yaşları bir kontrol ettiğimiz zaman bakalım neler var. Şimdi yaşları böyle kontrol ediyorum ama büyüklü küçüklü. Bunun sıralanması olabilir mi? Şimdi tabii ID verdiğimiz için ilk başta bunları sıralasak bile eski haline dönüştürebiliyoruz. Örneğin şimdi yaşa göre sıralıyorum ben. Eskiydik dediğimiz zaman küçükten büyüğe. Bunu tersle sıralayabiliriz. Eskiydik dediğimiz zaman büyükten küçüğe sıralıyor. Daha çok küçükten büyüğe olanını tercih ediyoruz. Sağ tıklayıp sıralıyoruz. Bakın bunları sıraladığımız zaman yaşı 3.75'ten 3.75'ten 17.75'e kadar yaş var. Dolayısıyla yaşları burada sayısal olarak, scale olarak hesaplanan yaşları kategorik bir şekilde belli kategorilere ayırabileceğiz. Diğer bir başka hesap yapalım compute menüsü ile ilgili. Compute menüsü ile ilgili örneğin vücut kitle indeksi ya da beden kitle indeksini BMI, body mass indeksi hesaplayalım. Nasıl hesaplayacağız? Hemen biyoistatistik dosyamızdan bakalım. Şimdi bakın. Evet. Ekran alıntısı olarak bunu kaydetmiştim ben BMI'yi.
Açtığımız zaman bakın şu şekilde bir formülü var. Vücut ağırlığı bölü boy uzunluğunun karesi. Yani vücut ağırlığı bölü boy uzunluğu çarpı boy uzunluğu. Şimdi onu yazmam gerekecek formülasyona. Ağırlık, vücut ağırlığı dediğimiz kilo. Kilo bölü boy. Şimdi boyun karesi şeklinde yazmıyorum. Boy çarpı boy. Aynı şey. Şimdi böyle yapıyorum ama formülasyonun daha rahat anlaşılabilmesi için bunu parantez içine alacağım. Şöyle çift parantez ikonu var. Onu tıkladığınız zaman aktif yapıyorsunuz. Çift parantez yapıyorsunuz. Bu şekilde parantez matematiksel olarak parantez almanız gereken yeri paranteze alabiliyorsunuz. Şimdi bunu yaptığınız zaman BMI değişkeni yaratılacak. Kilo boyun karesine bölünecek. Okey dediğimiz zaman bakalım hesaplandı mı? Nereye atıyor? En sona atıyor arkadaşlar BMI'yi. Gördüğünüz gibi burada en sona attı body mass indeksi. Fakat hepsi 0,0,0 şeklinde görüyoruz. O neden acaba? Şu yüzden oldu. Şu yüzden oldu. Şimdi kilo bizim normal bildiğimiz şekilde hesaplanıyor. İşte 12.50, 43.00 gibi. Ama boy uzunluğunu biz virgül olarak girdiğimiz için, virgül olarak, virgülsüz olarak girdiğimiz için bu şekilde bir şey karşımıza çıktı. Dolayısıyla formülümüzde ise boy çarpı boy olduğundan dolayı burada toplamda 4 virgül geri gitmemiz gerekiyor. Ama biz bunu baştan şu şekilde rahatlıkla yapabiliriz. Öncelikle boyu kilo gibi yani virgüllü şekilde normal işte 1.20, işte 1.10, 1.12 gibi şeylere ayırırsak, veriyi düzenlersek o şekilde rahatlıkla hesaplayabileceğiz. Önce onu yapalım bakın. Şöyle diyelim. Boy metre diyelim buna. Metre olarak boy uzunluğunun hesabı. Burada yapmamız gereken nedir? Yapmamız gereken şudur. Boyu burada buraya atıp 100'e bölmek. 100'e böldüğümüz zaman buradaki santimetreyi neye çevirmiş oluruz? Metreye çevirmiş oluruz. Okey diyelim. Bakalım şimdi boy metre olarak yazıldı mı? Evet bakın boylar normal haline döndü. Demin hesapladığımız BMI'de virgül 0,00 aslında burada o hepsi 0,0 değil değil mi? Niye böyle bu şekilde çıkıyor? Virgülden sonra 2 basamak. Bakın bunu büyütelim virgülden sonraki basamakları BMI'de. 2 basamak değil de bunu daha yüksek basamak yaparsak o sayıları göreceğiz. Evet. Evet gördüğünüz gibi virgülden sonraki kısmı bulabildik. Bu şekilde bakın normal hesabımızı aslında yaptık. Fakat bu bizim tam body mass indeksi karşılamadığı için öncelikle boyu 100'e böldük ve santim olanı metreye çevirdik. Daha sonra ise normal formülümüzü uygulayacağız. Kilo bölü boyun metre uzunluğu şeklinde ve metre uzunluğun karesi şeklinde. Şimdi onu hesaplayalım. Şimdi kilo bölü bakın boyun metreye çevirmiş hali. Boyun metreye çevirmiş hali. Evet bu arada şunu söyleyelim. Şimdi bu variable label'ı tıkladığınız zaman yazdığınız label'lar olur. Label değil de names'i tıkladığınız zaman bu şekilde bunları görebiliyorsunuz. Boy metre çarpı boy metre. Evet şunu paranteze alalım. Şimdi OK'ye bastığımız zaman evet gördüğünüz gibi normal değerlerde beden kitle indeksi karşımıza geldi. Beden kitle indeksini bu şekilde karşımıza geldi. Bunu daha sonradan sıralıyor olabileceğiz. Şimdi bakın evet şu daha önceden yaptığımız işlemi silelim. Evet. Şimdi arkadaşlar yaptığımızı tekrar edelim. Doğum yılımız var. Doğum yılımızdan yaşımızı türettik. Nasıl yaptık? Compute menüsünden yaş dedik. Yaş eşittir dedik. 2015 bulunduğunuz yıl eksi doğum yılı. Doğum yılını çıkarttığımız zaman bu şekilde bir şeyle karşılaştık. Yaşlarla karşılaştık. Peki yaşları bulduk. Daha sonra bu yaşları ne yapacağız? Kategoriye ayırıyor olabileceğiz. Daha sonra ise şunu yaptık. Beden kitle indeksini hesaplamak amacıyla boy ve kilo değişkenlerimiz var. Kilo bölü boy çarpı boy. Kilo bölü boyun karesi beden kitle indeksinin formülü. Ama burada boy santimetre olarak yazıldı. Santimetre olarak yazılanı biz neye çevirdik? Metreye. Nasıl çevirdik? 100'e bölerek. Onu görelim şurada. 100'e çevirerek gördük.
Bunları da onun yanında olsun istiyorsak nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Bakın mavi tarafa tıklayın. Bunu yukarı doğru çekin. Evet, olmasını istediğiniz yere getirdiniz. Bırakıyorsunuz. Bu şekilde buraya geldi. Bakın artık hesapladığımız değişkenler burada. Kilo, doğum yılı, yaş, boyun metresi ve metre olarak ölçüm ve body mass indeksi.